15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra İzmir'de sendikalar, odalar ve siyasi parti temsilcileriyle darbe girişimini ve ondan sonra yaşanan süreci konuşacağız. Darbe gününden beri bugüne yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Tabii ki darbenin karşısındayız. Her şeyden önce demokrasiden yana olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ülkede yaşanılan gerçekleri de görmezden gelmememiz lazım. Bu darbe sürecinde ciddi anlamda kaotik bir ortamla beraber hak kayıplarının, gözaltıların, işten alınmaların çok yoğunlukla yaşanacağı bir sürecin de içerisindeyiz. Tabii ki bir kamu çalışanı olarak bu belirsizliğin bir an evvel ortadan kaldırılarak ekonomik ve özlük haklara yönelik iyileştirmelerin ve demokrasi mücadelesi önündeki bütün engellerin de kaldırılmasını istiyoruz. Peki yeni darbe girişimlerinin yaşanmaması için emek ve demokrasi güçleri neler yapmalıdır? Evet, demin de ifade ettiğim gibi biz darbenin kesinlikle karşısındayız ve hiçbir koşulda darbenin, yeniden bir darbe girişiminin ya da böyle bir şeyin oluşmasının önündeki en büyük engellerden birisi de bence emek ve demokrasi güçleridir, Türk halkıdır. O yüzden burada eğer bir kalkışma olacaksa bu demokrasinin hayat bulması, yerleşmesi ve hiçbir şekilde bundan sonra da zede almaması için gösterilecek bir çaba olmalı. Emek ve demokrasi güçleri olarak da burada üzerimize düşen ne varsa yapmaya, bugüne kadar yapmaya çalıştık. Bundan sonra da ne varsa yapmaya hazırız. Darbe günden bugüne yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Tüm darbelerden bütün emekçiler halk olarak zarar görüyor. Bu darbelerde sivil darbeyi, askeri darbeyi her zaman 1980'lerde zarar görmüş olarak biz genel iş ailesi olarak en başta biz karşıyız buna. Çünkü en büyük zararı bu darbelerde 80'li yıllarda biz ve genel iş ailesi bedel ödemiştir. Ama diktatörlüğe ve cihatçılığa da karşıyız. Tüm emekçilerin hakkını savunmalarına izin vermeyenler ve sendikaları, demokratik kitle örgütleri, ilkeleri, hedeflerini alanlar, toplumu kutuplaştıranlar bugün demokrasi için alanlara, meydanlara çağırıyorlar. Bugün adalet, hukuksuzluk, demokrasi onlara da lazım oldu. Alanlarda her zaman söylediğimiz gibi bir gün adalet size de lazım olacak, bir gün hukuk size de lazım olacak, bir gün demokrasi size de lazım olacak diye. O gün bugündür esasında. Açılan tüm demokrasi güçlerinin ortak bir cephede buluşması ve adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı emek düşmanlığını eşitlik ve barış mücadelesiyle biter. Bu kadar. Günden bugüne yaşananları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi darbe özellikle birçok soru işareti barındırıyor. Hala bu soruların birçoğu yanıtlanmadı. Ama sonuçta bir darbe, askeri bir darbe gerçekleştirildi. Birçok vatandaşımız canını kaybetti. Yaralı birçok vatandaşımız var. Hemen arkasında hükümetin bütün insanları sokağa çıkararak, çağırarak bir karşı hareket başlattığı çok net görünüyor. Darbeyi bir fırsata çevirerek bir sivil darbe girişimi olduğundan kaygılıyız ve bunu her fırsatta da dile getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan hükümet artık her şey kontrolümüz altında, sorun kalmadı, darbe atlatıldı, bastırıldı beyanatları veriyor. Fakat bir yandan da hali hazırda herkesi akşamları sokağa davet ediyorlar. Burada önemli olan birkaç nokta var. Bir tanesi kurumların, resmi kurumların bütün çalışanlarını, kamu çalışanlarını alanlara davet etmesi ve oralarda yoklama aldığı bilgileri. İkincisi camilerden yapılan seralarla insanların yine sokağa davet edilmesi. Bu şu ana kadar çok fazla denenmemiş mekanizmalar ve bunun çok da fazla denenmesi istenmeyen, siyasete karıştırılmaması gereken kurum ve kuruluşlar. Ama bu bir şekilde olduğu bittiğe getirilerek bir meşrulaştırma zemini yaratılmaya çalışılıyor. Bizim sokağa çıkanlara baktığımızda
çok da fazla işlerinde demokrasi havarisi olan insanları pek göremiyoruz. Daha çok cihat çağrıları, toplu zikirler, zikir ayinlerini gözlerimize yani görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan da birileri acaba bir yeni bir farklı bir kalkışmanın ya da farklı bir sivil darbenin acaba provasını mı yapıyor diye sorular aklımıza geliyor. Bugün itibariyle Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bir açıklama var. Gezi Parkı ile ilgili yeri ve zamanı olmayan ve herkesin de herhalde garipsediği bir açıklamadır. Durduk yerde yine Gezi Parkı'nda top çıkışlasının yapılacağına dair bir açıklama. Biz buradan hemen şunu anlıyoruz tabii. Gezi kalkışması, Gezi direnişi kendileri için cidden bir travma yaratmış. Hala bu travmayı atlatamamışlar. Ve anladığımız kadarıyla da bu askeri darbeyi de fırsat bilerek taraftarlarını da alanlara çağırarak sanki Gezi'ye bir yanıt vermeye çalışıyorlar. Kendilerince bir kendilerinin Gezi'sini ortaya koymaya çalışıyorlar. Bunların hepsinin çok tehlikeli ve hükümet adına, demokrasi adına gerçekten çok tehlikeli olduğunu söylemekte şu an önemli olduğunu düşünüyorum. Peki emek ve demokrasi güçleri olarak bu darbe girişimine karşı neler yapılmalıdır? Biz emek ve demokrasi güçleri olarak önce şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye'de yapılan bütün darbe Türkiye'deki emek ve demokrasi güçlerine yapılmıştır. Yapılan bütün darbelerden en çok zararı, en büyük zararı emek ve demokrasi güçleri görmüştür. Bunu herkes bilmektedir. Dolayısıyla askeri darbe bile olsaydı buradan yine en çok zararı biz görecektik. Bu anlamda zaten kıt kanaat, zar zor ayakta durabilen bir demokrasimiz vardı. Bunun da kırıntıları ortadan kalkacaktı. İster askeri darbe, ister buna fırsat verilerek yapılacak bir sivil darbeye karşı Türkiye'deki bütün emek ve demokrasi güçlerinin bir araya gelmesi, yan yana durması, askeri müştereklerde ortak hareket etmesi artık bir zorunluluktur. Bir hayatın da bize dayattığı bir zorunluluktur. Eğer bunu gerçekleştiremezsek hepimiz darmadağın olup dağılacağız ve bu ülkede demokrasi gerçekten uzun bir süre hayal olacaktır. Darbe girişiminden bugüne yaşananlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya şimdi tabii Türkiye'de az önce de emek, barış ve demokrasi güçlerinin olarak söylediğimiz gibi biz her türlü darbe, gerekçe ne olursa olsun hem askeri darbe hem sivil darbe karşıyız. Bu ülkede demokrasiden, barıştan, laiklikten yana bir mücadele vermek gerekiyor. Ama 15 Temmuz'dan bu yana gelinen süreçte devletin tüm kurumları sözde darbeyi bahane ederek bugün sokaklarda ne olduğu belirsiz bir güru etrafa saldırıyor. Tehlikeli bir süreç gidiyor. Yani 15 Temmuz'u bahane ederek bu ülkede yaklaşık şu an 15 bine yakın bir kamu görevlisi, askeri, polisi, memuru açığa alındı. Sürecin nereye, kime dokunacağı belli değil. Bir darbe deniliyor. FETÖ diye bir örgütten bahsediliyor. Ama 15 bin devlet memuru şu an açığa alındı. Tüm kamu görevleri, izinleri iptal edildi. Sürecin iyi gittiğini söyleyemeyiz. Tehlikeli bir süreç içindeyiz. Peki yeni darbe girişimlerinin olmaması için emek ve demokrasi güçleri neler yapmalıdır? Ya emek ve demokrasi güçlerinin dün yaptığı gibi bugün de aynı şey bu ülkede alanlarda, sokaklarda demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü savunması gerekiyor. Bulunduğu her alanda, iş yerinde, evde, sokakta güç birliği yaparak, mücadeleyi büyüterek emekten, barıştan, demokrasiden yana olan güçlerle alanlarda bu ülkede demokratik, laik bir Türkiye'yi haykırmak gerekiyor. Evet, yani 15 Temmuz akşamı ve bir sonrası 16 Temmuz'da gerçekten de bu ülkede 12 Eylül'de bu ülkenin devrimcileri, solcuları ve toplumsal diğer kesimleri bu ülkede darbe bahane edilerek işkenceler, faili meşhur cinayetlerle gitti. 15 Temmuz sonrası da Alevi sokaktaki güru tekbir sesleri getirerek Allahu Ekber sesleri nidalarıyla Alevilerin yoğun yaşadığı mahallelere maalesef yürüyorlar. Provokasyon yapıyorlar ve Malatya, Gazi, Ok Meydanı, İstanbul, Antalya, Armutlu gibi yerlerde insanlar gerçekten de tedirgin. Daha doğrusu hepimiz tedirginiz, endişeliyiz.
Kendi içimizde sürekli tetikteyiz. Ne olacak? Acaba hangi mahalleye girecekler? Hangi sokakta bu tür provokasyonlar olacak diye. Bununla ilgili endişemiz devam ediyor. Ama biz dün dediğimiz gibi bugün aynı şeye kırıyoruz. Biz bu ülkede ne sivil darbe ne de askeri darbe asla yana olmayacağız. Biz AKP'nin gericiliğine de boyun eğmeyeceğiz. Bunu aykırmaya devam edeceğiz.